Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Biraz önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kur korumalı TL mevduat hesabına dair detaylar paylaşıldı. Bir yazılı açıklama. Burada görülen o ki işte isteyen banka katılabilecek 3, 6, 9 ve 12 aylık bu vadeleri açabiliyorsunuz. Vadelere baktığınız zaman da hani işte eğer ki bir para çekerseniz o vadesi hesaba yöneliyor. Yani oradaki fark değil. Açıklaması şöyle: diyelim ki siz faizle mevduatınızı bağladınız 32 günlük, %14'lük bir faiz alıyorsunuz. Çünkü faizler 14'te biraz daha kasinkalacakmış gibi. 14'lük faiz alıyorsunuz. Daha sonrasında işte o 14'lük faizi ama dolara bırakmış olsaydınız o parayı %50 kazanıyordunuz mesela. Bunun şimdi şöyle bir durum var ki bunun açıklanmasının nedeni aslında döviz düştüğünde açıklanmasının nedeni ne olursa olsun işte bir ileriye yönelik olarak hareket hedefleniyor. Ama diyelim ki işte o parayı verdiniz, %50 oranında bir artış getirecekti döviz size. O aradaki farkı devlet size veriyor. Bu demek oluyor ki neredeyse bu insanlar eğer ki burada kalsınlar isteniyorsa bu TL mevduatta, bu arada da çekildiğinde vadesi hesabı düşüyor demek şu: yani bozduğunuz anda bir problem olacak anlamına geliyor. Yani aslında bankalarda kilitleme, bankalarda o paraların teminat olarak işte daha ilerleyen süreçlerde o paralar çekilmesin diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamada da o önemliydi. Dedi ki işte çok ciddi anlamda bir altın var yastık altında. Çünkü kasa alımları arttı. İnsanlar artık kasaya koyuyorlar. Çünkü sürekli şu pompalanıyordu işte: sizin paranıza el konulabilir, paranıza el konulabilir diye. Durum böyle olunca da birazcık bankaların özellikle dışarıdan bir finansman bulabilmeleri, dışarıdan belli şeyleri sağlayabilmeleri için, ki sonuçta rezerv olarak zaten bankaların zorlandığını biliyoruz ve kredi vermelerde de çok temkinli davranıyor. Hani ince eliyorlar, sık dokuyorlar. Bunun nedeni aslında çok fazla kasaların çil çil parayla dolu olmaması. İşte bu bazen bankalar bunu aynı zamanda borsalarda yapıyor. Bankalar sizin paranızı teminat olarak gösteriyor ve siz mesela bir para çekmeye gittiğiniz zaman, o yüzden to the bank diye bir şey var. Yani insanlar bir anda bankaya gittiklerinde ve paramı çekmek istiyorum, o kriz geldiğinde bankalar size anlık olarak o paranızı net bir şekilde veremeyebilir. O yüzden çok hiçbir merkez bankası, hiçbir banka to the bank işi gerçekleşsin istemez. Bunun için de bu gibi yöntemler, özellikle Türkiye gibi riskli, insanların bankadan parasını çekmek isteyeceği dönemlerde de 1970'lerde uygulanmış bir sisteme geri döndük. Bir dönem başarılı oldu. Yani işte kötüydü diyelim. Çünkü gerçekten iç savaş çıkmak üzereydi. Yani insanlar artık iyi bir araba gördüğünde, iyi bir düzgün bir insan gördüğünde, iyi giyimli bir insan gördüğünde üstüne tükürüyorlardı. Ben gözümle gördüğüm için ve birebir yaşadığım için biliyorum. O nedenle hani şöyle bir şey var: kazanılıyor diye veya o kazanıyor siz kazanamıyorsunuz diye eğer tükürme evresine gelindiyse, o zaman gerçekten büyük bir problem vardır anlamına geliyor. Bir önceki yayında da ne demiştik? Ne bu acele demiştik, değil mi? Bakın, zamlar geri alınmadı. Siz hala 10 liralık, 11 liralık benzinle araçlarınızı sürüyorsunuz. Şehir hatları feribotlarını çekiyor. Niye? Çünkü inanılmaz yüksek bir maliyetle değmiyor. Ama biletlere de %50, %60 bir zam gelemeyeceği için, ki bugün baktığınız zaman dolar kuruna göre endekslediğinizde ham petrol gerçekten düşük. Çünkü bir omikron varyantı var. Bugün Biden'ın yapacağı açıklamalar omikronu artık kale alacak mıyız, almayacak mıyız, onu bize gösterecek. Omikron varyantı demek hareketin durulması demek. Bu demek oluyor ki ham petrolün düşmesi anlamına gelir. İlk pandemi çıktığında jet yakıt, biliyorsunuz, bir depodan 7 farklı yakıt çeşidi sağlanıyordu. Ama o kadar az bir talep oldu ki artık OPEC dedi ki üretmeyeceğim. Tam üretmeye karar vermişti ki tekrar bir omikron varyantı ile karşı karşıyayız. Varyantın genel örneklerine baktığınız zaman evet yatırmıyor ama ciddi süründürüyor ve hiç kimse de o hasta şekillerde bir şey yapmak istemeyecektir. Büyük kurumlar hemen ofislerini kapatma kararı aldılar. Ve şöyle söyleyeyim, işte artık remote, yani evden çalışma dönemi tekrar bir gelebilir. Benim tek bir endişem var. Şu endişemi de söylemeden kapatmayacağım. Bir senelik döngülerle dolar kuru sert bir şekilde artıyor ve daha sonrasında böyle bir düzenleme geliyor. İşte ya Berat Albayrak ya bilmem ne bir şey geliyor ve bir düzenlemeye gidiliyor. Aynı şey Kasım ayında gerçekleşmişti, 2020 yılında, bu sene de 2021'de de aralığın sonunda gerçekleşti. Ama kur bir şekilde baskılara dayanamıyor, bir kusma evresine geliyor ve bu kusma evresinde şapkadan çıkan tavşan gibi Cüneyt Özdemir söylediği gibi farklı farklı alternatifler çıkıyor. O nedenle hani bu
önümüzdeki dönemde, önümüzdeki senede, seçime giden önümüzdeki senede, 2022'nin Kasım aralığında da eğer böyle bir şey gerçekleşirse, kusura bakmayın hiç 20'leri falan unutup direkt 30'lardan bu iş başlayacak. 30 TL 1 dolar olacak ve baktığınız zaman swap anlaşmalarında belli sonlara gelinecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklama önemli. TL'ye özendirme paketi denilebilir. Kısa vadeli bir özendirme gerçekleştirecektir. Ama bu arada dikkat etmemiz gereken şey borsa. Çünkü borsada iki kere yine devre kesiciler devreye girdi. Borsa vitrininde bir çökme söz konusu. O nedenle TL'ye özendirmek için önümüzdeki günlerde yeni yeni adımlar açıklanabilir diyorum bunlarla. Yorum yapmaya, abone olmayı ve beğenini bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişebilelim. Ama gün içerisinde hareketliliği göreceğiz. Dalgalanma devam ediyor. 1 liralık, 2 liralık hareketler var. 11 lira kadar indi. Şimdi şöyle bir şey var. Böyle durumlar olduğunda, mesela omikron patladı. Böyle durum olduğunda herkes kendini doktor sanır. Dolar 3 lira 5 lira düşer, herkes kendini ekonomist zanneder. O yüzden bizim insanımız, evde oturan bütün kadınların mimar olması falan gibi, bizim insanımız böyle şeylerde çok böyle hararetleniyor falan. Ve mesela biz ekonomiste işi inceliyoruz, diyoruz ki yani kısa vadeli olmayabilir. Eğer 15'in üzerini test ederse tekrar bir yükseliş eğilimine girmiş anlamına gelir. 15'in altında olursa 12-13'te kendine bir yer arayışındadır denir. İşte 10'a mı iner, 5'e mi iner, 6'ya mı iner? Önemli olan kalabilmesi. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer ki iniş çıkış bu kadar net olursa, çıkış kötü diyoruz ama iniş de aynı şekilde. Bir günde 7 lira, bir günde 8 liralık inişler çıkışlar gerçekleşiyorsa bu demek oluyor ki onun tam tersi de yine aynı gün bir günde gerçekleşebilir. O yüzden 6 ila 9 aylık politikalarla belli şeyler yapmak gerekiyor diyorum. Kısa vadede hemen böyle "Aa, ne oldu" falancılardansa biraz daha sakin, biraz daha stabil olmak önemli. O yüzden aynı zamanda kripto paralarla ilgili de Metaverse fonlar ve Web 3.0'lar çok hareketli olacak. Kripto şu anda Bitcoin 48 bin doları, yani inatla o yukarıdaki direncini aşmaya çalışıyor. Eğer aşarsa rahat nefes alacak ama destekten düşerse de bir rahat nefes alacak. Bir şekilde önünü görmeye çalışan bir kripto var. Omikron'a ve Fed'in hareketlerine odaklı ama bence Omikron şu an çok daha önemli bir hale gelmek üzere. Bakalım Biden bugün ne gibi açıklamalar verecek? Yani nedir? Hızlı test mi? Kapanma mı? Avrupa'da yeni omikron güncellemeleri falan, bunların hepsine bakacağız diyorum. Görüşmek üzere.